Gel. Oğlum kedinin tipe bak la. Tamam lan kaybol hadi. Sana yemek yok oğlum bende. Cici ve de şeker kedi. Dayı, şimdi kendime istediğim koşullarda bir iş buldum, tamam mı? Oraya ikinci görüşme yapacağım pazartesi günü. Neyse, şimdi bir tane daha iş teklifi geldi. Hani dedim zaten boştayız yani. Gidelim bir de orayla görüşelim. Hani daha iyi kapılar açılır falan filan diye. Lan neyse gittim işte. CV'mi verdim. Şöyle böyledir vesaire. İşte askerliğimi yaptım. Yaşım şu. İşte iş tecrübelerim şu. Maaş beklentim şu vesaire vesaire. Üretim departmanı 3 vardı ya. Neyse yani günde 8 saat, haftanın 6 günü, pazar günü off, tamam mı? Off günün pazar günü. Neyse dayı, ben de işte geldim, görüştüm insan kaynaklarıyla. Ya bak gayet mütevazıydım. Yani adam var ya, öyle cins sorular soruyor ki. Yok niye bıraktın? Yok şöyle işte asansör işini niye bıraktın diyor. Diyorum abi hani asansör işi beden işi gerektiren bir iş. Yani inşaatın soğuklarında, karda kışta hayatın mahvoluyor yani. Gerçekten hani sağlığından yediğim bir iş. Öyle söyleyeyim. Neyse yani ben böyle anlattım işte. Şundan dolayı ayrıldım. Bu işte bundan dolayı ayrıldım. Ya işte asansör işini niye bıraktın? Her birileri de o işi yapacak falan filan. Ya dedim abi tamam, birileri o işi yapacak. Ben de biliyorum. Yani birilerinin sokak süpürmesi lazım. Birilerinin taksicilik yapması lazım. Birilerinin motor kuryeliği yapması lazım. Birilerinin de asansör. Tamam ben bunda okeyim. Hiç sıkıntı yok. Yani evet gerçekten öyle. Ama dedim şimdi bak, iş şartına göre parasının da olması lazım dedim. Yani ben dedim hani bir yani küçümsemek için demiyorum. Mağazada çalışan adamla ben aynı parayı alıyorsam benim o işi yapmamın bir anlamı yok. Temiz kıyafetler giyerek çalışırım. Aynı parayı alıyorsam giderim mağaza işi yaparım yani. Ama eğer ben o işte çalışıyorsam bana ona göre para verecekler ki, işin ağırlığına göre, işin yüküne göre. Anladın mı baba, yani asansörde beden kullanıyorsun. Kışın soğuklarında kabin ağır. Kabin kuruyorsun. Ağır yani, bunların hepsi gerçekten çok ağır bir iş. Benim elimde iki tane fıtık başlangıcı var anasını satayım. Neyse ben bunu anlattım. Hani dedim tamam dedim, bu işi birileri yapacak ama dedim ona göre para vermeleri lazım yani dedim. Sektöre göre para olması lazım dedim. Yani şimdi inşaatta çalışan bir adamla inşaatta çavuş olarak veya inşaatta kalıp olarak çalışan bir adamla başka normal bir çalışan adamın parasının aynı olmaması lazım. Yani burada bir adalet hiyerarşisi sağlanması lazım yani ücret konusunda. Ya işte falan filan. Ya dedim abi tamam okey. Dedim bırakıp gelsene dedim insan kaynaklarını o zaman asansör işine dedim. Hani birileri sen yap o zaman dedim o işi. Niye bu işi yapıyorsun dedim. Falan filan yani. Hani sürekli böyle olumsuz, böyle bana karşı çıkan cevaplar. Tam böyle bir patroncu gibime geldi açıkçası. Yani ben de benim bir şeyim vardır Mor. Ben hep işçiden yanayım, tamam mı? Yani patronları sevemedim yani, tamam mı? Patronları sevemedim yani, yanlış anlamayın hani. Anlaşamadım da bilmiyorum yani, ben bu şekildeyim. İşte dedim ben de ona, gel dedim sen yap dedim o zaman yani abi. Hani o parayla o şartlarda bir çalış da gör dedim yani. Hani oturduğun yerden bilgisayarın başında konuşmak kolay dedim yani vesaire vesaire. Öyle deyince var ya moruk, bak yemin ederim, bak net bu cümleyi kurdum. Yemin ederim var ya, hani sesi soluğu kesildi yani, bak samimi söylüyorum. Hiçbir şey diyemedi yani, baba hak edene yapıştıracaksın yani. Ben de öyle yok aman şöyle, yok aman böyle yapamam yani, anladın mı? Sen benim damarıma basarsan, böyle ters konuşursan yapıştırırım cevabı. 3-5 kişinin içinde, 3-5 kişinin içinde de ağzının payını veririm, sustururum yani, anladın mı? Ben adam gibi gayet mütevazi bir şekilde gelmişim yani, sana anlatmışım. Bundan dolayı ayrıldım. Ya sana ne, canım sıkıldı ayrıldım anasını satayım ya. Anladın mı? Sana ne yani güzel kardeşim? Ne kadar maaş bekliyorsun? Şu kadar maaş bekliyorum. Ya biz sana o parayı veremeyiz. Çalışma saatleri nasıl? Çalışma koşulları nasıl? Üretime girdim baba yani. Allah yardım etsin yani, öyle diyeyim. Bak ne söylüyor, Allah orada çalışanlara yardım etsin yani moruk. 2 dakikada böyle hani dışarıya çıkayım kafasına girdim yani bir anda, öyle söyleyeyim.
Ay ay lan baba ne iştir ya. Dedim bir düşüneyim dedim size haber veririm dedim. Yani orada zaten kararımı verdim aslında. Son kez bir şey yapayım dedim böyle hani kendi beynimde bir içler dışlar çarpımı yapayım diye böyle bir şey dedim işte ben size haber vereceğim falan filan. Öyle baba yani para vermeye gelince çalışmaya gelince baba yani Allah yardım etsin baba yemin ederim bu kadar söylüyorum yani hani ben şimdi düşünüyorum o sektörü gördüm orada çalışan işçiler de var yani onlara hiçbir lafım yok çalışıyorlar ediyorlar ama ben çalışamam yani hani iş beğenmiyor diye bir durum var ya şimdi ya gençler iş beğenmiyor abi kusura bakma da yani ben o paraya o şekilde 3 var diye çalışacağıma yani baba samimi söylüyorum herhalde bir mendil satsam veya bir su satsam veya atıyorum ne bileyim başka iş yapsam aynı parayı kazanırım en azından 3 var diye tribine girmem hayatım alt üst olmaz yani. Şimdi gerçekten vardiyada çalışmayan bilemez tamam mı? Ben vardiyada 2 sene boyunca çalıştım. Bir hafta gece vardiyası, bir hafta gündüz vardiyası. Şimdi insan vücudu tamam mı? Allah insan vücudunu gece uyumaya göre programlamış. Yani bu aslında bütün hayvanlar için geçerli, bütün canlılar için geçerli. Yani bitkiler bile bu şekilde diyebiliyorum şimdi yanlış olmasın. Reis, pis 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 pis. Neyse ondan sonra gel. Pis pis pis. Neyse şimdi gece şey yaptığın zaman moruk hayatın alt üst oluyor. Tamam ben çalıştım yani baba biliyorum en azından ben de bu şekilde diyeyim. Sosyal hayatın mahvoluyor. Geliyorsun, uyuyorsun, uyuyamıyorsun sabah eve. Gece gene işe gideceksin. Uykusuz bir şekilde gidiyorsun. Yani gece var diye işi gerçekten zor bir iş yani öyle söyleyeyim. Bir de böyle sürekli baskı altında, stres altındasın. Şunu yapacağım, bunu edeceğim. Yok babacığım yok. Vallahi yok ya. Yeni bu arada şey taksi gece taksi işi yapmayı planlıyorum. Bir de pazartesi diğer işe gidip görüşeceğim. Maaşla falan anlaştık. Pazartesi geldi dedi bir hani yaptığın işi bir göreyim dedi. Zaten daha önce yaptığım bir iş sıkıntı yok. Tamam dedim babacığım yani gelirim pazartesi günü. Bunu da dediğim gibi biraz fantezi olsun diye geldim hani piyasa nasıl diye görmek için geldim. Keşke gelmeseydim. Vallahi billahi keşke gelmeseydim. Bak bazen zirvede bırakacaksın tamam mı? Hani çok fazla zorlamayacaksın. Zirvedesin bırakacaksın babacığım yani öyle söyleyeyim. Güzel bir iş buldun mu daha kovalamayacaksın bunu anladım. Geliyorsun modun düşüyor moralin bozuluyor bak samimi söylüyorum. Oğlum sen ne güzel bir kedisin ya. Yüzündeki benleri hasta oldum ha eridim lan dayı. Yani öyle babacığım ya vallahi zor yani anladın mı? Ayar oldum yani bir de. Neymiş ya niye o işi yapmadın? Gel sen yap abicim, gel sen yap güzel abicim ya. Gel sen yap. Ben de mesleğimi seviyordum. Mesleğimi 10 numara mesleğim vardı yani ama babacım bak sıkıntılar bak bütün sıkıntılar tamam mı? Bıraktıktan sonra meydana çıkıyor. Bak samimi söylüyorum. Ben asansörü bıraktım 2 ay oldu neredeyse. Bak net söylüyorum diz kapağımda sıkıntılar çıktı. Belimde sıkıntılar çıkıyor. Kolumda sıkıntılar çıkıyor. Gittim fizik tedaviye işte bana krem merhem verdi. Yani bacağımı kıramıyorum yani. Neden? Süspansiyona çıkmaktan dolayı sürekli yüksek süspansiyona tek bacak çıkmaktan dolayı yani bunu da biliyorum. Yani anladın mı? Öyle bilip bilmeden konuşmayacaksın babacığım. Anladın mı? Yani karşındakini anlayacaksın. Karşındakini anlayarak konuşacaksın. Öyle bedavadan konuşursan yapıştırırlar yani cevabı. Ben bunu bu şekilde bilirim. Karşımdaki insan her zaman saygılı mütevazi davranırım. Ama bana gelişi nasılsa çarpı iki karşılığında görür yani bu şekilde. Hani bu bilmiyorum ben de bu şekilde yani diyeceklerim bu kadar.